Oyunumuz başlamak üzere. İyi seyirler. Çarpar. Canım ya, niye karışıyorsun babaya? Ayıp değil mi Mevlüt? Kaç yaşında adam? Niye karışıyorsun? 60
bu azmış. Bu az değil ama az gottikte. O kadar da yerin dibinde. Nenem bunu kaynar sudan yıkadı, ambele çekti ha. Sandalyeyle beraber yıkandı. Ooo, herif sen can dertine gel. Ölmüyor ha, ölmüyor. 120 yaşında sanki dünyaya gazı çakacak. 120 artı 120 daha mı yaşayacaksın? Cenemur git. Herkesin babası ölmeyecek, ben ikisi mi ölmeyeyim? Ooo, kredi kartı limiti mi bitti? Ne alakası var, ne bileyim? Kız ne sorunumuz çok şükür, ne oldu? Ya aslında küçük bir sorun. He. Ama halledilmediği zaman çok büyük bir sorun. Holla holla, safra kesene taş mı var? Ya benim sen ne bana karşılıklısın? Ya, ölen ben sana, ben sana karşı çok ilgiliyim. Sen mesela normal insanlar gece onda kalkar, ya lavaboya gider ya mutfağa. Sen alışverişe gidiyorsun. Ben de arkadan kredi kartını yetiştireyim. Ya canım bunlardan bahsetmiyorum ki ben. Ya ne bile? Ya mesela ben senin huyunu, suyunu, her özelliğini biliyorum. O senin hanımlığın, hanımlığın. Demek senin yerinde var. Ama sen ya hiç ilgilenmiyorsun, benim hiçbir özelliğimi bilmiyorsun Mevlüt. Nasıl bilmiyorum? Mesela hangi özelliği? Ya canım mesela ben kahvemi nasıl severim? Ya da ben kahvemi nasıl içerim? Üstten dikmeden ağzından iyice. Bir daha çocuk dersin üstten dökersin, ağzından çatar kalkarsın sana. Ben dedim bir şey soracağım. Uyan ha, inin amı Kemal İki öğretimiz yedi. Cale! Canım! Bak canım dedi, yıkama yıkama bölümüne girdi, belli bir şey isteyecek. Efendim canım! Canım diyorum ki, he. Bu akşam he. Dışarıda mı yemek yesek? He dışarıda yek, balkona serin. Mardin üçü bahsetme yerimizdi ona. Lan zaten dışarıda içeri geldiğimiz yok. Karı olup önümüze bir tarz çorba mı koyduk? Aşkım sırtım ağrıyor, hadi gidelim pizza yiyek. Aşkım partım ağrıyor, gidelim hamburger yiyek. Bir türlü düzelemedin ki, sanki def olur. Ya ne inkar ediyorsun benim, ne inkar ediyorsun ya? Geçen akşam sana makarna yaptım ya, biraz da memnun ol canım, biraz da memnun ol. Ondan sonra makarna bakış açım değişti. Böyle bir tencerenin içine 2 kilo makarnayı bırakıp anam giden gelen 5 kilo sağ çayı koyarak köpüş gibi bir tahta fırçasından karıştıran tekrar. Eksiklerim olabilir. Direkt tencereye koyulmuyormuş. Haşlanacakmış. En azından bunu öğrendim. Elinden bir şey yiyilmez. Ben de onu öğrendim. Sağ olasın. Yapma eksik durma. Makarnayı yapma. Sağ olasın.